Tabii ki insanlara bir şeyleri anlatmaya başladık. Netice itibariyle sonuna kadar anlatmak zorundayız. Yani bize kimdir diyebilir, ancak devlettir diyebilir. Yani millet dür demeye çalışan çok gruplar var karşımızda. Ama o kişilerin dür demesiyle ben durmam. Daha çok anlatırım. Yani ama duyduğumu anlatmam. Gördüğümü, yaşadığımı anlatırım. Ve anlatmaya da devam edeceğim. Yani bazı insanlar bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Asla yanılmasınlar. Biz ölmedikten sonra susmayız. Öyle yalandan bizi tehditle falan susturmaya çalışan arkadaşlar kafalarını ellerinin arasına bir daha alsınlar. Tekrar düşünsünler. Bu işler yani silahla, tehditle olmaz. Bu işler adamlıkla olur. Adam gibi düşünün ki bu işleri çözelim. Siz de doğru yola gelin. Bizim amacımız insanları ıslah etmek, öldürmek değil. İslah olun. Türk'ünü diyorsanız Türklüğe hizmet edin. Yani Türk cepçesinden bilmem kimin çorbasını karıştırmayın. O meşhur tabirdir ya. Evet. Bizi seven sevmeyen dostlarımızın ölüp yaşayıp şeklimizi görsünler diye ölmedik, hayattayız. Allah'ın izniyle nefes alıp veriyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Evet, şurada durmayız yani. Korkutamazlar bizi öyle. Yalandan çıkıp gidip birilerinin derneklerinin aranın boy gösterisi yapıp işte 25 sene önceki dalgaları işte meydana getiriyorlar, işte onları anlatıyorlar. 25 sene öncekileri de anlatıyorum. 25 gün öncekileri de anlatacağım oğlum. Sen ya bu ülkeden kaçacaksın ya da bu devlet seni alacak. Beni de alacak. Orada söyleyecek. Biz anlatacağız. Sen anlatacaksın. Devlet doğruları kayda geçecek. Başka alternatifi yok. Beni yalandan, orada burada tehditten yıldıramazsın. Senin sunayın yıldıramaz beni. Kimsin? Çakallık yok. Adamlık var. Adamlık. Yakında çok şeyler değişecek zaten Ömer abi. Değişmek zorunda kardeşim. Değişecek. Bu ülke boş değildir. Bu ülke evliyaların da ünlü bir ülkedir. Bu ülke ayakta duran bir ülkedir. Bu ülke Ahmet'in Mehmet'in hizmetçisi değildir. Eyvallah. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkeye hizmet ederiz. Asla dış odakların hiçbirine hizmet etmeyiz. Zaten kutu açıldı. Yani artık sırlarını saklama şansları kalmadılar. Yani her benim alanda anlatmış olduğum bazı konular var. Bu konuları ben inanıyorum ki devletim inceliyordur. İnceleniyor. Çünkü zaten devlet öyle lap diye biri bir şey söyledi diye oraya cevap verecek bir devlet değildir. O devlet zaten o zaman hampa bir devlet olur. Benim anlattıklarımı bu devletin helal süt emmiş memurları, görevlileri mutlaka dinliyordur. Mutlaka araştırıyordur, bakıyordur. Sonunda beni de alacak, test kelepçemi alacak, nasıl alacaksa beni de alacak. Diğer anlattığım arkadaşları da alacak. Bu ülkede kim hainlik yapmış, kim bu ülkeye hizmet etmiş, onları yazacak, çizecek, yargılayacak, cezaevine gitmesi gereken cezaevine gidecek, evine gitmesi gereken evine gidecek. Başka bir şey yok kardeşim. Harika. Buradan Kıbrıs'a da Sayın Paşa'ma da selam ve hürmetlerimizi bu devlete edelim. Hizmet etmiş olan herkese sonsuz bekçisine kadar saygımızı sunuyoruz. Önlerinde boynumuzu eğiyoruz. Onlar eyvallah. Bu devlete hizmet etmişler ki bu devlet bugüne kadar ayakta kalmış. Tabii. Yani kimse bu devlete hizmet etmiş kişileri yargılayamaz. Yani yanlıştır diyemez. Olabilir kardeşim, ben devlet için hizmet ederken 40 senede hizmet etmişim de içinde 3 tane yanlış olmuş. Olabilir. Olmuştur. Onu da kabul ederim. Eyvallah. Onu da kabul ederim ben. Yani ama zaten işin ehli olayı fark ediyor. Mesela işte az önce paşamla yaptığınız sohbette yani olayı nasıl devlet erkanını ne kadar net gördüğünü çok net ortaya koyuyor ehli devlet. Onun için buradan onlara da selam olsun. Yakında Sayın Paşam'la da Kıbrıs'ta çok ciddi röportajlar yapacağız. İnşallah. Şuradan söyleyelim sevgili dostlar. Atılan taş değil kurbağaları. O kurbağaların prensini de ürkütmeye başladı. Gerekli işlemler yapılıyor çok şükür. Ömer abinin yüreği her şeyin üzerinde zaten. O doğallığı her şeyin üzerinde. Bu devlet de Ömerler bitmez. Bu devlette o yiğitler bitmez. Yeter ki sizler bu samimiyetle yayınlarımızı takip edin lütfen. Eksiğimiz, hatamız olursa da elbette ki uyarın. Yorumlarımıza her türlü eleştiriye açığız. Ama araya giren bazı arkadaşlar işi İlla farklı yerlere çekmeye çalışan oluyor. Onlara da siz gerekli cevabı zaten verirsiniz.
Biz Üçüncü Göz gazetesi olarak bir şovun peşinde değiliz. Ya da şu kadar kitle bizi aslında izlesin diye yani, öyle bir derdimiz Ömer yok. Ömer Korkmaz da bir makam, mevki, koltuk sandalye peşinde değil. Ya daha önce de söyledim. Beni dostlarım da tanır, düşmanlarım da tanır. Ben hiçbir düşmanıma bu tuzağı kurmamışımdır. Düşmanımsa demişimdir, düşmanımdır. Evet. Yani düşmanım olacaksın sen de demişimdir. Hepsine. Ama insanlar bana bu tuzağı kurmasın. Bana bu tuzağı kuruyorlar. Oyun oynuyorlar benden. Beni yalandan tezgaha götürüyorlar. Beni ufak tefek şeylerle yargılattırıp hapishanelere attırmaya çalışıyorlar. Anladın mı? Böyle şeyler yapmasınlar. Adam gibi hareket etsinler. Herkes kendine yakışanı yapar Ömer abi. Tabii ki herkes kendine yakışanı yapar. Yani aslandan aslanlık beklenir, çakaldan çakallık beklenir. Ama yani şimdi aslan yok ki kardeşim. Çakallar, sırtlanlar çakalla değil. Hakaret olur çakala. Sırtlanlar aslan postu giymiş. Aslanın niye geziyor? Nasıl olacak bunların aslanlığı? Yani aslanlık bir anda biter. Hani diyor ya delikli demir çıktı, metlik bozuldu. Yani o metliği biz de bozmasını biliriz. Herkesten de iyi biliriz yani. Ama bizim amacımız yani delikli demiri kullanmak değil. Bizim amacımız kalemi kullanmak. Bizim amacımız insanları aydınlatmak. Bizim amacımız mevki, makam sahibi olmuş olsaydı biz 30 sene önce zaten bir mevkiye oturmuştuk. Bir mevkideydik. Otururduk orada. Derdik ki yaz Ömer Korkmaz, yaz adı Ömer Korkmaz. Biz de analımla bugün farklı bir yerlerdeydik. Bilmiyorum biz yapamazdık ama o eğitimi almadık biz. Biz insanlık eğitimi aldık. İnsanlığa hizmet etme eğitimi aldık. Abi onun için de şey, çok kısa zamanda değil Türkiye'nin, bugün dünyanın dört bir etrafında sizin gönüldaşlarınız oluştu. Allah yani, razı olsun onlara. Bu kadar kısa zamanda bir insan ancak bu kadar sevilebilirdi. Ve herkes de şunu söylüyor. Allah yani, razı olsun. Razı olsun. Kendimizi bulduk hepsinden, diyorlar. Hepsinden. Samimiyeti bulduk diyorlar. Tabii ki devlet babadır. Ben Rize'de İmam Hatip'te okuyordum. Yaşım 13. 15 karnede, karnemde 3 tane zayıf var. Babam çünkü beni yaramazlık yaptım mı çok dövüyor. Zayıf vardı ya, eve gidemedim. Babam dövecek beni, kaçtım İstanbul'a. Yani babamın dövmesinden korktuğum için kaçtım İstanbul'a. Geldim İstanbul'a, İstanbul'a geldik ama hiçbir yeri bilmiyoruz. Kimseyi tanıdığımız yok, kaldık sokaklarda. Gece bekçi yakalıyor, götürüyorlar karakola, ne yaptın, niye geldin falan filan. Dövüyorlar bizi, başladı polis dövmeye bizi. Ulan evde de babam dövüyordu beni. Şimdi devlet polis, yani polis dövüyor beni. Orada o 13 yaşında ben o şeyi çözdüm kendimce. Dedim ki bak babam beni dövüyordu yaramazlık yaptığım için. Şimdi geldim buraya, burada evet, da aynı evet. Yaramazlık yapıyorum. Çünkü niye? Sokakta yatıyorum. Tophane'de, parkın önünde, ağacın altında yatıyorum. Gece yarısı geliyor bekçi yakalıyor, götürüyor karakola. Karakolda yani nereden geldin, ne yaptın, hırsız mısın diye dövüyorlar. Sonra bakıyor bir şey değil bu anladın mı, garip bir uçak anladın mı, hadi git. Belki de sabah poğaçalarında polisler ısmarlıyor. Yani akşam beni diyen döven sabah çaydan poğaça ısmarlıyor bana. Ha dedim aynı babam gibi, devlet de baba. Devlet de baba. 13 yaşımdan beri devlet benim babamdır. Asla bundan kimse beni vazgeçittiremez. Evet. Öyle de yaşayacağım. Öyle de yaşıyorum. Öyle de öleceğim. İyi ki varsınız. Allah ömrünüzü uzun ömürle muhabbet etsin. İlminizi bereketlendirsin inşallah. Sağlığınızı amin. En güzel şekilde nasip etsin. Herkes. Yani farklı bir cephe açtınız. Yani bu aleme ve insanların böyle tam böyle ümitini kestiği bir noktada devleti yeniden insanlara tanıttınız. Bizlere tanıttınız. Ve hukuku tanıttınız. Mafya içerisindeki yapının ne kadar boş bir yapı olduğunu... Kanla beslenen bir sistemdir o. Yani insanı ucuz sermaye olarak gören bir sistemdir mafya sistemi. Hadi başkasının çocukları üzerinden ne de hikmetse yani. Şimdi mafya... Kimse çocuğunun mafya... Mafya elemanlarının çocuklarına gidin bakın işte biri Avrupa'da okur, biri Amerika'da okur, biri bir yerde okur. Ama öbür taraftan kendi çocuklarından daha küçük yaştaki çocukları kullanırlar. Her türlü kullanırlar bir de. Şimdi bu bir mafya sistemidir. Dedik ya mafya her işi yapan insana derler. Evet. Yani bazı gençlerimiz şimdi mafya, bu abi bizim mafyamız diyor. Bu abi bizim reisimiz diyor. Oğlum reis ne demek? Reis kimdir? Reis bizim memleketimizde balıkçı kayığı sürer. Yani iyi reis büyük kayık sürer. Yani reis neymiş reis ya? Reis kimmiş ya? Kaç tane savaş kazandın da reis oldun sen ya? Ne reisi? Mafya. Mafya özentilerini silin kafanızdan.
çocukların beyninden silin. Mafyalık yok. Kabadayılık var. Kabadayılık nedir? Adamlık. Adam olan kabadayıdır. Türk milletinin hepsi kabadayıdır.